أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kardeşler, ben derse başlamadan önce bir hatırlatmada bulunayım. Ondan sonra inşallah derse başlayacağım. Şimdi sizler de iyi biliyorsunuz ki İslam dini adab dinidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmete öğretmek istediği en temel meselelerden bir tanesi, edepli, oturmasını kalkmasını bilen, konuşmasını bilen Müslümanlar yetiştirmektir. Hatta Allah subhanahu ve teala İslam ümmetine edep öğretmek için semadan Cibril'i yeryüzüne gönderdi. Cibril peygamberimizin meclisine geldi. Peygamberimizin karşısına dizlerinin üzerine oturdu. Dizlerini peygamberimizin dizine dayadı. Ellerini de kendi dizlerinin üzerine koydu. Bir insanın oturabileceği en edepli şekilde oturdu. Sonra peygamberimize bazı sorular sordu. Dedi ki, İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Peygamberimiz bunların cevabını verdi. Cibril gittikten sonra Allah Resulü dedi, siz onun kim olduğunu biliyor musunuz? Dediler ki, hayır ey Allah'ın Resulü. Dedi ki, o Cibril'dir. Size dininizi öğretmeye geldi dedi. Yani demek ki edep dindir. Allah Azze ve Celle edep öğretmek için semadan şey gönderiyor, peygamber. Semadan melek gönderiyor yeryüzüne. Şimdi kardeşlerim, biz derse başladığımız zaman bazen şu ön taraflarda oturan bazı kardeşler var. Adamın telefonu çalıyor. Önce çıkarıp telefonuna bakıyor. Bütün çevresindekilerin dikkatini dağıtıyor. Bununla da yetinmiyor, ayağa kalkıyor. En önden geriye doğru çıkıyor. Yani mescitten ne kadar insan varsa hepsinin hakkına giriyor. Konuyu anlatan hocanın hakkına giriyor. Yani sonuçta insan bir şey anlatırken, mesela diyelim ben size dikkat ediyorum, bir tane arkadaş oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gidince haliyle benim de dikkatim dağılıyor. Dersi dinleyen kardeşlerin de dikkati dağılıyor beraberinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere mescitteyken Kur'an sesiyle bile başka bir Müslümana eziyet etmemizi yasaklamıştır. Yani İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, bir gün Peygamberimiz itikaftayken çadırında bakıyor, ses geliyor. Birileri Kur'an okuyor, birileri Allah'a zikrediyor, seslerini biraz yükseltmişler. Allah Resulü şöyle çadırın kapısını aralıyor. Diyor ki, ey Müslümanlar, sizden biri Kur'an okurken sesini kardeşinin sesinin üzerine çıkarıp ona eziyet etmesin. Sizden biri Allah'ı zikrederken sesini kardeşinin sesinin üzerine yükseltip ona eziyet etmesin. Yani Kur'an okurken bile başkasına eziyet olmaktan men olunmuşsak, Allah'ı zikrederken bile başkasını düşünmemiz gerektiği, başkasına eziyet etmememiz gerektiğini İslam bize öğretmişse, oturmamıza, hareketlerimize, telefonlarımıza biraz daha dikkatli olursak en azından kardeşlerimizin hakkına girmeyelim. Yani biz buraya niye geliyoruz kardeşler? Ecir kazanmak için geliyoruz. Hepimizin buraya geliş gayesi bellidir. Rabbimize yakınlaşalım. Mescide doğru attığımız her adımla Allah Azze ve Celle bizim derecemizi biraz daha yükseltsin. Şurada hocamız bize Allah'ın ayetlerini okurken melekler bizim üzerimize insin, sekinet bizi kuşatsın. Allah Azze ve Celle kendi katındaki meleklerin yanında bizi zikretsin. Bizler bunun için geliyoruz Allah'ın evlerine. Şimdi biz buralara hayır almak için gelirken bir de başkalarına eziyet edip, başkalarının hakkına girip günah kazanırsak Allah muhafaza, bu bizim için bir husran olur. Bu bizim için bir kayıp olur. Onun için ders dinlerken özellikle bu telefon konusunda, yani telefonlarımız kapalı olsun. Velev ki çaldı diyelim telefonumuz, en baştan kalkıp ta sona kadar bütün insanların dikkatini dağıtacak şekilde hareket etmezsek hepimiz için daha iyi olur. Şimdi kardeşlerim, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini görmüştük. Demiştik ki Allah Resulü Şeddad İbni Evs'in rivayet ettiği bir hadiste, İmam Ahmed rivayet ediyordu bu hadisi. Bize demişti ki, اِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَكْنِزُوا أَنْتُمْ هَاُولَٰئِ الْكَلِمَةِ İnsanlar altını ve gümüşü biriktirmeye başladığı zaman siz altın ve gümüş biriktirmeyin. Siz hazine olarak, birikim olarak şu size öğreteceğim kelimeleri biriktirin dedi Allah Resulü. Neydi onlar? Allahümme inni es'eluke sebate fil emr vel azimete fil rüşt. Allah'ım, dinimde senden sebat istiyorum. Ayaklarımı sabit kıl. Allah ve Resulünün itaati olan bir konuda senden azimet ve irade istiyorum. Ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik. Senin nimetlerine şükredebilmeyi ve sana en güzel şekilde ibadet edebilmeyi senden istiyorum. Ve es'eluke kalben selime ve lisanen sadika. Rabbim, senden selim olan bir kalp istiyorum.
senden sadık olan bir lisan istiyorum. Es'eluke hayra ma ta'lem ve a'udhu bike min şerri ma ta'lem ve estağfiruke lima ta'lem inneke entel allamul guyub. Bildiğin tüm hayırları senden istiyorum. Bildiğin tüm şerlerden sana sığınıyorum. Senin bildiğin günahlarımdan bağışlanma diliyorum. Şüphesiz ki sen gayb ilmini bilensin, allamul guyub olansın. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu bir duaydı. Biz de diyoruz ki Allahümme amin. Geçen dersimizde bu duanın bir kısmını işlemiştik. Bugün yeni bir bölüme geldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü: "Ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetike." Allah'ım, senden senin nimetlerine şükredebilmeyi istiyoruz. Yine senden sana en güzel şekilde ibadet etmeyi istiyoruz. Kardeşlerim, peygamberlerin hemen tamamı Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde dua etmişlerdir. Allah'a şükredebilmek ve Allah'a yaraşır şekilde, en güzel şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet edebilmek. Bakın mesela birçoğunuzun bildiği bir hadisi size hatırlatayım, bir duayı. Allah Resulü bir gün Muaz İbni Cebel'in elinden tuttu. Dedi ki, ey Muaz, ben seni seviyorum. Her namazın sonunda şöyle dua etmeyi sakın terk etme. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım, seni zikretmem, sana şükretmem ve sana en güzel şekilde ibadet etmem hususunda bana yardımcı ol dedi. Yine Süleyman aleyhisselam, Allah azze ve celle bize Neml suresinde öğrettiğine göre bu şekilde dua ederdi. Derdi ki, mesela karıncanın konuşmasını duyduğunda Süleyman aleyhisselam, Allah azze ve celle diyor ki, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكَ. Süleyman güldü, tebessüm etti, onun bu sözüne tebessüm etti. Sonra dedi ki, وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Her Müslümanın mutlaka ezbere bilmesi gereken, içerisinde çok latif, çok ince manalar barındıran bir dua. Ya Rabbi, bana, senin bana ve aileme verdiğin nimetlere şükredebilmemi, beni buna muvaffak kıl. Bunu bana ilham et. Seni razı edecek ameller yapabilmeye beni muvaffak kıl ve rahmetin ile beni salih olan kullarının arasına dahil et. Bu da Süleyman aleyhisselamın Neml suresindeki duasıdır. Peki kardeşler, niye peygamberler Allah'tan ona güzel bir şekilde ibadet etmeyi ve ona şükretmeyi bu kadar ısrarla istiyorlar veya buna muvaffak olmayı istiyorlar? Çünkü şükretmek çok zordur kardeşler. Diyeceksiniz ki niye? Şeytanın insanoğlundaki en büyük nasibi insana Allah'ın nimetlerini unutturup insanı gaflete düşürmek ve insanı Allah'a şükretmekten alıkoymaktır. Size bir soru sorayım. Kur'an-ı Kerim'de şeytan insanlara musallat olacağına dair Allah Azze ve Celle'ye söz veriyor. Lakin Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde şeytan en ağır insana musallat olacağını bir yerde söylüyor. Yani her yönden insana musallat olacağını söylüyor. Aramızda bilen var mıdır? Hangi surede bunun olduğunu, yani şeytan bir yerde insanı bütün cihetlerden kuşatacağını, hiçbir şekilde insanı başıboş bırakmayacağını, her yerden ona vesveseleriyle musallat olacağını söylüyor. Hangi surede olduğunu bilen var mı bu ayet-i kerimenin? Araf suresinde. Allah razı olsun. Araf suresinde şeytan Allah azze ve celle'ye şöyle söylüyor: ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Sonra ya Rabbi, muhakkak ki ben onlara önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim, sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim. Yani bir insanı her taraftan kuşatacağını, asla bir insanı başıboş bırakmayacağını söylüyor. Peki şeytanın insanla bu kadar uğraşmasının neticesi nedir? Niye önden bize geliyor, niye arkadan geliyor, niye sağdan, niye soldan? Sebebini şu şekilde söylüyor: ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ve sen onların birçoğunu şükretmez bir halde bulacaksın. Onları gaflete düşüreceğim, onlara unutturacağım, senin nimetlerini unutacaklar ve sana şükretmeyecekler diyor. Şeytanın insandaki en büyük nasibi şükürsüzlük olduğu için peygamberler de ısrarla Allah'tan şükredebilmeyi istemişler. Ümmetlerine de bunu öğretmişler. Bakın şimdi kardeşlerim, insi şeytanlar, yani bu cinni şeytanların işi. Peki insi şeytanlar ne yapıyorlar? İnsi şeytanlar da aynısını yapıyorlar. Dikkat ederseniz topluma, içinde yaşamış olduğumuz topluma, ne kadar refah içerisinde yaşarsa yaşasınlar, Allah Azze ve Celle yerden ve gökten bütün nimet kapılarını onların üzerine açmasına rağmen
çok nadir insanın hamd ettiğini görürsünüz. İnsanların hepsi memnuniyetsizdir. İş adamına sorun, işler kötüdür. Tekstilci adama sorun, işler kesattır. Turizmle uğraşan adama sorun, Türkiye'ye turist gelmiyordur. Yani kimin ağzını açarsanız açın, bir şükürsüzlük haliyle karşılaşıyorsunuz. Niye böyledir? Çünkü insi şeytanlar sürekli insanlara içinde bulundukları hayattan bir üst hayatı gösteriyorlar. Bir üst hayatı insanların gözünün önüne getiriyorlar. Ta ki insanlar içinde bulundukları halden rahatsız olsunlar. Daha iyisine talepkar olsunlar ve ellerinde bulunanın kıymetini anlamasınlar. Allah Resulü peki bizi nasıl terbiye ediyor bu konuda? Allah Resulü bize diyor ki, "Unzuru ila men huwa asfala minkum." İmam Müslim'in hadisini okuyorum. Sizden altta olan insanlara bakın. Rızık yönünden, toplum içindeki statüsü yönünden, birine bakacağınız zaman, birini kendinize örnek alacağınız zaman sizden altta olan insanlara bakın diyor Peygamberimiz. وَلَا تَنْزُرُوا مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ Sizin üstünüzde olan, Allah'ın sizden daha fazla rızık verdiği, sizden daha fazla ona genişlettiği insanlara bakmayın. هُوَ أَجْدَرُوا أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Böyle yapmanız, Allah'ın nimetlerini küçümsememeniz babından en hayırlı olanı, en uygun olanı budur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne yapacağız kardeşler? Allah Azze ve Celle'ye şükretmek için bizden daha kötü durumda olan insanlara bakacağız. Allah Azze ve Celle bize sıhhat mı vermiş, afiyet mi vermiş? Hasta olan insanlara bakacağız, Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği sıhhata şükredeceğiz. Borçlu olan insanlara bakacağız, Allah Azze ve Celle'nin bizi borçlu kılmadığını hamd edeceğiz. Hiç işi olmayan, işsiz olan insana bakacağız, bizim rızkımız dar olsa bile dar olan rızkımızda Allah Azze ve Celle'ye hamd edeceğiz. Lakin insi ve cinni şeytanların yaptığı sürekli daha iyisi, sürekli daha güzelini gözümüzün önüne getirip ya keşke daha iyisi olsaydı diyerek Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri küçümsemeyeceğiz. Çünkü Allah'ın kulunda en nefret ettiği şey Allah'ın nimetlerini itiraf etmemesi ve Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla şükretmemesidir. Allah'ın kullarından en fazla sevdiği şey ise Allah'ın nimetlerinin farkında olup Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine şükretmesidir. Kardeşler, şükretmemiz için o kadar fazla sebep vardır ki Allah birçoğumuza eş ihsan eylemiş, birçoğumuza çocuk ihsan eylemiş, başımızı sokacağımız bir ev ihsan eylemiş, göz aydınlığı olan, gönül sevinci olan zürriyetler bize ihsan eylemiş, akraba ihsan eylemiş, Müslüman kardeşler ihsan eylemiş, birçoğumuza binek ihsan eylemiş. Hiç olmazsa şu anda Rakka'da başına bomba yağan çocukları düşünün, İdlib'de başına bomba yağan aileleri düşünün, Myanmar'da diri diri ateşin içerisine atılıp diri diri ateşlerde yakılan insanları düşünün. Yani insanın Allah'a şükretmesi için o kadar fazla sebep vardır ki insanın hayatında, yeter ki insan nankör olmasın. Yeter ki şeytan insanı avucuna alıp insana unutturmasın. Onun için kardeşlerim, şeytanın bu oyununa karşı ne yapacağız? Sürekli Rabbimizin nimetlerinin farkında olacağız. Kendimize bazen soracağız, hatırlatacağız. Allah sana ne nimet verdi? Şöyle bir çevrene bak. Tek tek Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği nimetleri gözümüzün önüne getireceğiz. Getireceğiz ki hakkıyla Rabbimize şükredelim. Unutan, nankörlük eden, gafil olan insanlardan olmayalım. Sonra kardeşlerim, Allah Resulü Rabbinden en güzel şekilde ona ibadet etmeyi istedi. Niye kardeşlerim? Mesela şöyle kendi hayatınızdan bir düşünün. Siz hiç tanımadığınız, sıradan bir insana vermiş olduğunuz bir hediyeyle, sizin yanınızda çok değerli olan bir insana vermiş olduğunuz hediye hiçbir olur mu? Veya örnek veriyorum, bir şirketin müdürüne gittiniz, ona bir hediye vermek istiyorsunuz. Buna vereceğiniz hediyeyle bir ülkenin padişahının yanına soktular sizi. O ülkenin padişahını razı etmek için ona vereceğiniz hediye hiçbir olur mu? Olmaz. Herkese değerine göre hediye verirsiniz. Herkese sizin yanınızdaki kıymetine göre hediye verirsiniz. Bizim ibadetlerimiz, Allah Azze ve Celle'ye takdim ettiğimiz kulluğumuz, bizim Allah Azze ve Celle'ye verdiğimiz değeri gösterir. Herkes Rabbine değer verdiği kadar Rabbine ibadet eder. Herkes Rabbine değer verdiği kadar Rabbine ibadet eder. Şimdi ne yaptık kardeşler? Namaz kıldık burada. Öyle değil mi? Her birimizin namazı Allah'a verdiğimiz değer oranındadır. Allah'ı seven, Allah'ı tazim eden, Allah'ın büyüklüğünün farkında olan insan namazında büyük bir ilahın, büyük bir Rabbin huzurunda olduğunu bilir. Bu şekilde namaz kılar. Allah'ın varlığını unutan, Allah'ın birliğini unutan, Allah'ın gördüğünü, yazdığını ve amelleri takdir ettiğini unutan insan da ona göre Allah Azze ve Celle'ye amel takdir eder. İbnül Cevzi Rahimahullah bize diyor ki, salli salaten
يَلِيقُ بِمَعْبُودِكِ İbadet ettiğin Allah'a yakışır bir şekilde namaz kıl. وَإِلَّا فَاتَّخِذْ مَعْبُودًا يَلِيقُ بِصَلَاتِكِ Ya da öyle bir ilah bul ki kendine senin namazına layık olsun. Yani ya Allah'ı onun kadrine, azametine uygun bir şekilde ona kulluk yap. Yok eğer öyle yapmayacaksan o zaman git senin yaptığın eksik, nakıs, tam olmayan ibadetlere uygun bir Allah bul kendine. Çünkü bizim ibadetleri kendimize takdim ettiğimiz Allah en güzeline, ihsana en yakın olanına layık olan Allah'tır. Onun için Peygamberimiz ne diyor? وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ En güzel şekilde sana ibadet etmeyi senden istiyoruz ya Rabbi diyor. Kardeşlerim, hatırlarsanız biz ilk Ramazan'ın başında İbni Abbas'ın hadisini işlemiştik. İbni Abbas'ın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a şunu öğretmişti. Demişti ki, وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım talep edeceğin zaman da Allah'tan yardım talep et. Biz demiştik Peygamberimizin bu cümlesi nedir? Fatiha suresinde her gün bizim zorunlu olarak okuduğumuz اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِنْدِرْ Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Şimdi ben size bir soru soruyorum kardeşlerim. Biz Allah'a yalnızca sana ibadet ederiz dediğimizde bu ibadetin içerisine dua da girmiyor mu? Giriyor. Allah'tan yardım talep etme de girmiyor mu? Giriyor. İbadet cinsinden olan her şey bu cümlenin içerisine dahildir. Peki niye o zaman Rabbimiz ikinci bir defa tekrar etme gereği duydu? İyyâke na'budu, sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nesta'in, ve senden yardım talebinde bulunuruz. Niye ikinci bir defa bunu tekrar etti? Müslümanın gündemine bir şey sokmak istedi Allah. Ey Müslüman, ben sana yardım etmezsem, ben senin elinden tutmazsam, ben seni hayra muvaffak kılmazsam, ben seni şerden korumazsam, senin bana kulluk yapman mümkün değildir. Senin bana ibadet etmen, benim sana yardım etmeme bağlıdır. Bana ibadet etmek istediğin her konuda benden yardım talebinde bulunacaksın. Bakın kardeşler, bunun en hayırlı şahidi peygamberlerdir. Peygamberler Allah'a şükretmek için Allah'tan yardım istiyorlar. Allah'a dua edebilmek için Allah'tan yardım istiyorlar. Allah'a ibadet edebilmek için Allah'tan yardım istiyorlar. Öyleyse biz de Allah'a takdim ettiğimiz bütün amellerde Allah Azze ve Celle'den yardım isteyeceğiz. Ramazan'a mı girdik? Elimizi kaldıracağız, diyeceğiz ki ya Rabbi biz aciz insanlarız. Biz günahkar insanlarız. Biz zayıf insanlarız. Şu Ramazan'ı senin şanına yakışır bir şekilde geçirmeyi bizlere ihsan eyle. Namaza mı durduk? Ya Rabbi diyeceğiz, biz unutkanız. Biz cahiliz, biz zalimiz. Senin huzurunda olduğumuzu, sana kulluk ettiğimizi, sana secde ettiğimizi unutuyoruz. Sen kendi huzurunda, huşu içerisinde ve sana yakışır bir şekilde sana kulluk yapmayı bize ihsan eyle. Ne yapıyorsak kardeşler, onu önce Rabbimize arz edeceğiz ve Allah Azze ve Celle'den yardım talebinde bulunacağız. Ta ki اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيمْ menzilesine ulaşabilelim. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Dedi ki ve ben senden selim bir kalp istiyorum ve doğru bir dil istiyorum. Selim bir kalp, doğru bir dil istiyorum. Selim bir kalp ne demektir kardeşler? Selim bir kalp. Selim bir kalp demek, kıyamet gününde insana tek fayda verecek şey demektir. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını bize anlatırken diyor ki, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün insana ne mal ne de çocuk fayda vermeyecektir. 10 tane evim var, 20 tane arabam var, düzine düzine çocuklarım var. O gün bunların hiçbir tanesi insana fayda vermeyecektir. Peki ne fayda verecektir ya Rabbi? İlla men etallaha biqalbin selim. Allah'a selim bir kalple gelene o selim olan, tertemiz olan kalbi ona fayda verecektir diyor Allah Azze ve Celle. Yani kıyamet gününde Allah'ın nimetlerinden faydalanmak isteyen, Allah'ın rızasına ve cennetlere erişmek isteyenin Allah'ın huzuruna selim bir kalple gitmesi lazım. Peki selim bir kalp nedir kardeşler? İçerisinde riya olmayan kalptir. Selim bir kalp, Allah'tan başkasına bağlanmayan kalptir. Selim bir kalp, Allah'tan başkasıyla razı olmayan kalptir. Selim bir kalp, bütün dünya önüne gelse de Allah Azze ve Celle'nin taatini, Allah Azze ve Celle'ye kulluğu asla hiçbir şeye değişmeyecek, hiçbir şeye tercih etmeyecek olan kalptir. Selim kalp, şirkten, riyadan, kibirden, kıskançlıktan, Allah'ın razı olmadığı şeylerden arınmış bir kalptir. İbnül Kayyım Rahimeullah diyor ki,
İnsanlar selim kalple alakalı farklı farklı şeyler söylediler. Lakin diyor selim kalbin tanımı şudur. İçerisinde Allah'ın emirlerine ve nehilerine aykırı şehvet bulunmayan, içerisinde Allah'ın haberlerini yalanlayacak şüphe bulunmayan kalptir. Yani şehvetlerden ve şüphelerden arınmış olan kalptir. Kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Azze ve Celle insanlara baktığı zaman, semada arşının üzerinde kullarını izlediği zaman, Allah Azze ve Celle kulların dış görüntülerine bakmaz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَا اِلَى اَجْسَامِكُمْ Allah Azze ve Celle sizin suretlerinize, sizin cisimlerinize bakmaz. Yani sen çok yakışıklısın, çok güzel giyinmişsin, işte başın, saçın, oran, buran hepsi birbirine çok uygun. Allah Azze ve Celle buna bakmaz. Peki Allah Azze ve Celle neye bakar? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَعَمَلِكُمْ Allah sizin kalplerinize ve Allah Azze ve Celle sizin amellerinize bakar. Kalplerinizde ne var? Önce Allah Azze ve Celle bunu görmek ister. Kalplerinizin imanla dolu olduğunu, Allah Azze ve Celle'ye bağlı olduğunu, Allah'tan başka kimsenin rızasını ummadığını bunu görmek ister. Sonra da buna uygun amellerle Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştığınızı görmek ister. Bugün kardeşler biz kalplerimizi en fazla neyle kirlettik? Kalplerimizi en fazla riya ile kirlettik. Bir amel yaptığımız zaman insanların bizim hakkımızda ne düşüneceğini Allah'ın bizim hakkımızdaki değerlendirmesinin önüne aldık. Acaba Rabbimizin katında değerli miyiz sorusunu sormadan önce acaba içinde bulunduğumuz cemaatin, içinde bulunduğumuz topluluğun içerisinde değerli miyiz'i önceledik. Acaba yaptığımız bu amelle Allah bizi övdü mü? Meleklerin katında zikretti mi? Ben bu kulumdan razı oldum, ben bu kulumu seviyorum dedi mi meselesini? Acaba kardeşlerin hoşuna gitti mi? Acaba kardeşlerin takdirini kazanabildin mi? Acaba kardeşlerin gözüne girdin mi? Bu ikincisini birincisinin önüne aldık. Ve kalpleri en fazla kirleten şey riya olduğu için kalpler kirlendi, kalpler riyaya bulaştı, kalpler selametten uzaklaştı. Peki ne yapacağız kardeşler? Öyle ameller olacak ki sadece biz ve Allah o amelleri bilecek. Bizimle Allah Azze ve Celle'nin dışında hiç kimsenin o amellerden haberi olmayacak. Kalbi en güzel tedavi eden, en etkili tedavi eden, selametine en çabuk kavuşturan yol bu yoldur. Gizli amelleri hayatımızda çoğaltacağız. Sadece biz ve Rabbimiz bilecek. Başka hiç kimsenin bundan haberi olmayacak. İmam Bukhari, Ebu Hureyre'den şöyle rivayet ediyor. Müslim'de de var bu rivayet. Diyor ki bir gün Allah Resulü'nün mescidine bir adam geldi. Allah Resulü'ne misafir olmak istedi. Allah Resulü de ona dedi ki al bu ensarın yanına seni veriyorum. O ensara da dedi ki bu adamı evinde bu gece misafir et. Ensardan olan sahabe bu adamı aldı evine götürdü. Hanımına dedi ki Allah Resulü'nün misafiri var sallallahu aleyhi ve sellem. Yiyecek bir şey var mı? Hanım dedi ki vallahi çocuklara bu gece yedireceğim yiyecekten başka evimizde hiçbir şey yok. Dedi ki o zaman şöyle yap. Git sen çocukları uyut. Onlar uyusunlar. Ondan sonra gel misafirin önüne sofrayı kur. Şimdi evdeki yemek kardeşler sadece çocuklara yetecek kadar bir yemek var. Yani adama, karısına ve misafire yetecek yemek yok evde. Misafirin tabağını sofraya kur. Ondan sonra git lambayı söndür yağı bitmiş gibi yap. Yani eskiden yağ lambaları vardı. Lambayı söndür sanki yağı bitmiş gibi karanlıkta kalalım. Çocukları uyuttu kadın. Çocukların yemeğini getirdi misafirin önüne koydu. Lambayı da kapattı. Onlar da misafirle beraber yiyormuş gibi yaptılar. Yemediler. Ta ki misafirin karnı doyuncaya kadar. Sabah tabii adam misafirini aldı. Getirdi Allah Resulüne. Buyur ey Allah'ın Resulü dedi. Misafirini dün gece ağırladık. Allah Resulü ona ne dedi biliyor musunuz kardeşler? Dedi ki قَدْ عَجِبَ اَهْلُ السَّمَاءِ مِنْ فِعَالِكُمَا Sema ehli dün gece sen ve karının yaptığı şeye şaşırdı. Bir rivayette قَدْ دَحِكَ رَبُّنَا مِنْ فِعَالِكُمَا Allah dün gece sizin yaptığınız şeye güldü. Ne dedi peki? Allah Azze ve Celle ayet indirdi ve Peygamberimiz şu ayeti okudu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاسًا Onlar kendi ihtiyaçları olmasına rağmen başka kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. İki kişi hiç kimsenin bilmediği bir yerde Allah Resulüne mahcup olmamak için, Allah Resulü'nü misafirine mahcup etmemek için,
çocuklarının yiyeceğini çocuklarından sakındılar. Getirip misafirin önüne koydular. Kendilerini aç bıraktılar. Ne kaybettiler peki kardeşler? Hiçbir şey kaybetmediler. 1400 senedir okunan Kur'an oldular. Ve bizden sonra kıyamete kadar da insanlar bu ayet-i kerimeyi okuyacaklar. Ve bu ayetin kahramanlarını zikredecekler. Peki insanların gözüne amellerini sokan, insanları memnun etmek için amel yapan insanlar neredeler kardeşler? Unutulup gittiler. Riyakarın en büyük kaybı nedir biliyor musunuz? Gözüne girmek istediği insanların bir türlü gözüne giremez. Yanlarında kıymet kazanmak istediği insanların kıymetini bir türlü kazanamaz. Peki ihlas ehlinin en büyük kârı nedir kardeşler biliyor musunuz? Önce Rabbinin yanında kıymet kazanır. Sonra Rabbi onu yeryüzündeki insanların yanında kıymetli kılar. Onun sevgisini, ona dair kabulü, ona dair iltifatı mümin kulların kalplerine yerleştirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından bir tanesi Hüseyin radıyallahu anh'ın oğlu adı Ali. Ali ibni Hüseyin. Bunlar normalde zenginler. Allah azze ve celle bunlara çok ciddi anlamda rızık vermiş. Tabi bu adam çok cimri. Yani sürekli para biriktiriyor. Ailesi buna kızıyor. Sen niye böyle cimrilik yapıyorsun? Biz peygamberin soyundanız. Peygamberin soyuna cömertlik yakışır diye. Bu hayır diyor. Sürekli kazandığı parayı bir kenara koyuyor. Kazandığı parayı biriktiriyor. Günün birinde bu vefat edince bunu yıkamak için musallaya yatırıyorlar. Elbisesini soydukları zaman bakıyorlar bunun sırtında böyle iz oluşmuş. Hani hammallar yük taşıdıkları zaman ipin insanın sırtında oluşturduğu bir iz var ya. Yıllarca sanki hammallık yapmış da sırtında böyle şeyler oluşmuş, izler oluşmuş. Tabii şaşırıyorlar. Şerif bir adam, ticareti gayet iyi, hiç hammallık yapmamış hiçbir zaman. Bu adamın sırtındaki bu izler nereden geldi bilmiyorlar. Tabii merak ediyorlar. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra Medine'nin dışından bazı fakirler yavaş yavaş Medine'ye gelmeye başlıyorlar. Ya diyorlar biz yıllarca adamın biri her gece sırtında bize yiyecek taşıdı. Getirdiği yiyecekleri bizim kapımıza koydu. 2-3 gündür yiyecek gelmiyor. Biz açlıktan helak olmak üzereyiz. Kimdi o adam? Niye artık bize yiyecek gelmiyor diye soruyorlar. Ha, insanlar anlıyorlar ki Ali İbni Hüseyin aslında cimri biri değil. Sadece kazandığı parayı yemiyor, kenara koyuyor. Sonra gidip çarşıdan onunla yiyecek alıyor. Akşam herkes uyuduğu zaman o yiyecekleri alıyor, götürüyor, fakir olan insanların kapısına bırakıyor ve bu amelle Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya çalışıyor. Ne yapacağız o zaman kardeşler? Secdede olduğumuz zaman insanlar bizi secdede zannederken bizim Rabbimize takdim ettiğimiz ve bizimle Rabbimizin arasında olan bir duamız olsun. Gece lambayı söndürdüğümüzde, evimizin kapısını kapattığımızda insanlar bizi uyur zannederken Rabbimizi tesbih ettiğimiz, Rabbimizi tekbir ettiğimiz, Rabbimizi tazim ettiğimiz zikirlerimiz olsun, evratlarımız olsun. Lakin sadece bizim ve Rabbimizin arasında olsun. Sevindirdiğimiz, başını okşadığımız, evlerini ziyaret ettiğimiz, bizden ve Allah'tan başka kimsenin bilmediği şehit çocukları, yetimler, tutuklu aileleri olsun. Sadece bizimle Rabbimizin arasında olsun. Ta ki şehvetler bizi kuşattığında, şüpheler bizi kuşattığında, hayatın zorluklarıyla karşı karşıya geldiğimizde, bela, imtihan, musibet bizi her yandan kuşattığında elimizi kaldırdığımız zaman Allah Azze ve Celle'ye tevessül edebileceğimiz, sadece Allah Azze ve Celle için yaptığımız bir takım amellerimiz olsun. Onun için kardeşlerim, selim bir kalp içerisinde riya olmayan kalptir. Selim bir kalp Allah'tan başkasının rızasını ummayan bir kalptir. Bunun yolu nedir? Bunun yolu da gizli olan, kimsenin bilmediği amelleri çoğaltmaktır. Bununla ilgili son bir şey söyleyeyim size. Her müminin hayretini celbeden İmam Bukhari'nin Ebu Hureyre'den rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Bir gün Allah Resulü Bilal radıyallahu anh'a diyor ki ya Bilal haddithni bi erca amelin amiltehu fil İslam fe inni semi'tu duffen aleyke beyne yedeyye fil cennet. Ey Bilal, İslam'da yaptığın ve Allah'ın sana karşılığını vermesini umduğun en büyük amelini bana söyle. Niye? Çünkü ben cennete girdim. Cennette senin ayak seslerini kendi önümde duydum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulü'nün makamını, menzilesini düşünün. Lakin sahabelerden bir tanesi Allah Resulü'nün önünde yürüyor cennette. Allah Resulü onun ayak seslerini duymuş ve şaşırmış. Bunu Bilal radıyallahu anh'a soruyor. Bilal de düşünüyor diyor ki vallahi ey Allah'ın Resulü. Ben diyor düşünüyorum. Ben gece veya gündüz hangi vakitte olursa olsun abdest almışsam mutlaka ama mutlaka Allah Azze ve Celle'nin bana takdir ettiği kadar namaz kılmışımdır. Yani insanlar olsun veya olmasın,
Bilal nerede bulunursa bulunsun fark etmez. Abdest aldığı zaman Rabbi ile arasında böyle bir amel kılmış. Abdest alıyor. Ne kadar? Canı sıkılıncaya kadar. Allah'ın takdir ettiği müddete kadar Allah Azze ve Celle'ye namaz kılıyor. Ve bu ameliyle cennette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçiyor. Peygamberimizin önünde yürümüş oluyor. Onun için cennette güzel makamlar isteyen kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin rızasına erişmek isteyen kardeşler, Allah Azze ve Celle bizi cennet ehlinden kılsın, razı olduklarından kılsın. Sadece onların ve Rablerinin bildiği, başka hiç kimsenin muttali olmadığı ameller eylesinler. Yine kardeşler, selim bir kalp nedir? Selim bir kalp, Müslüman kardeşlerine karşı içerisinde kir ve leke olmayan kalptir. Müslüman kardeşimize karşı kalbimize nasıl kir olur, nasıl leke olur? Mesela kıskançlık. Allah Azze ve Celle birine bir nimet vermiştir. Allah Azze ve Celle birine ilim vermiştir. Allah Azze ve Celle birine güzel bir cisim vermiştir. Yakışıklıdır. Allah birine mal vermiştir. Bize vermemiştir bunu. Ona karşı böyle içimizde tarif edemediğimiz bir takım duygular hissederiz. Veya haset, veya öfke, veya kırgınlık. Yani bir Allah Azze ve Celle'nin bir Müslümanın kalbine baktığı zaman bir Müslümanın kalbinde görmek istemediği şeyler, bunlar Müslümanın kalbindeki kirdir. Ve selim bir kalp bu kötü duygulardan arınmış olan kalptir. Kibir mesela. Yani diyelim Allah sana mal vermiştir. Allah'a hamdolsun. Sen Allah'ın mal vermediği insanlara şöyle omuzunun üzerinden bakarsın. Veya böyle şeyden bakarsın. Hani üstten bakarsın. Allah sana ilim vermiştir. Allah seni iyi bir komutan yapmıştır. Allah seni Müslümanlara öncü kılmıştır. Allah Azze ve Celle seni güzel ahlaklı bir Müslüman yapmıştır. Başka Müslümanlarla çok güzel geçiniyorsundur. Burada Allah'a hamd etmek yerine başkalarına üstten bakarsın, kendi nefsini beğenirsin, kibre kapılırsın. Bunlar hepsi kalbi lekeleyen ve kalbi selametin dışına çıkaran şeylerdir. Bundan kurtulursa insan, kalbini bu kötü duygulardan arındırabilirse Allah'ın izniyle o cennet ehlidir. İmam Ahmed Müsned'inde rivayet ediyor. Abdullah İbni Amr İbni As diyor ki, biz Allah Resulü ile beraber mescitte otururken Allah Resulü dedi ki seyatlu aleykum raculun min ehlil cennet. Cennet ehlinden bir adam birazdan şu kapıdan sizin yanınıza girecek dedi. Şimdi nasıl bir şey beklersiniz kardeşler? Cennet ehlinden bir adam. Böyle yüzü nurlu, heybetli, maşallah böyle bir adam beklersiniz. Biraz sonra baktık ki diyor Ensar'dan bir tane Müslüman abdest almış, sakallarından abdest suyu damlıyor. Ellerinde de terlikleri, nalinleri de ellerinde mescidin içerisine girdi diyor. Kendi halinde gariban, ismini bile bilmiyoruz. Hala ismini bilmiyoruz bu adamın. Öyle kendi halinde biri. İkinci gün oldu diyor, yine biz Allah Resulü ile beraber oturuyoruz. Allah Resulü dedi, cennet ehlinden biri girecek. Hepimiz diyor, kapıya gözlerimizi diktik. Aynı adam tekrardan girdi içeriye. Üçüncü gün tekrardan Allah Resulü aynısını söyledi, aynı adam girdi. Ben diyor dedim, benim bir şekilde bu adamın yanına sokulup, bu adam ne yapıyor ki acaba daha dünyadayken cennet ehlinden bir adam oldu ki biz bunu tanımıyoruz da hani Ebu Bekir değil, Ömer değil, Osman değil, Ali değil radıyallahu anhum ecmain. Ne yaptı acaba bu adam? Gittim dedim ki diyor ey falan ben babamla kavga ettim, tartıştım, yemin ettim 3 gün eve gitmeyeceğim. Eğer müsaade edersen bu 3 gün senin evine misafir olmak istiyorum. Tabii dedi buyur gel evime misafir ol. Evine gittim baktım diyor adam gece namazına kalkmıyor. Şimdi Abdullah İbni Amr bin As şöyle düşünüyor. Kesin diyor bu geceleri sabaha kadar namaz kılan, gündüzleri sürekli Kur'an okuyan ve oruç tutan, başını secdeden kaldırmayan bir adam. Düşünce bu. Gittim baktım diyor gece namazına kalkmıyor bu adam. Sadece diyor geceleyin yatakta döndüğü zaman Allah'ı zikrediyor. Yani sağına soluna döndüğünde Subhanallah diyor, Allahu Ekber diyor. Bir de diyor ben onun hiç kötü bir şey söylediğini duymadım. Konuştuğunda mutlaka hayır söylüyor. Yani o Peygamberimizin söylediği konuştuğun zaman ya hayır söyle ya da sus. Bu hadisi hayatına tatbik etmiş adam. Hayırdan başka bir şey söylemedi. Bir gün, iki gün, üç gün Abdullah İbni Amr İbni As bakıyor ki hani affınıza sığınarak söylüyorum bu adamda iş yok. Yani öyle çok hani böyle ele avuca gelecek bir ameli yok bu adamın. En son dayanamıyor. Valla kardeş diyor ben ne babamla kavga ettim ne de eve gitmeyeceğime dair yemin ettim. Sadece Allah Resulü senin hakkında böyle böyle söyledi. Ben de dedim gideyim bu adamın amelini göreyim ben de o ameli yapayım. O ameli kendime örnek alayım. Ben de cennete gideyim. O da dedi ki vallahi ey falan gördüğünden başka bir şey yoktur benim hayatımda. Ne görmüşsen odur. Abdullah İbni Amr evden çıktı. Adam biraz sonra onu tekrardan çağırdı. Evet dedi.
Senin bende gördüğünden başka bende bir şey yoktur. Lakin ben hiçbir Müslümana karşı kalbimde onu aldatma veya Allah'ın verdiği nimetten dolayı hiçbir Müslümana karşı kalbimde haset bulundurmam, dedi. Abdullah İbni Amr da ona dedi ki, işte seni bu menzileye ulaştıran şey budur. Bizim de güç yetiremediğimiz şey budur. Yani kimseye haset etmemek, kimseyi kıskanmamak, hiçbir Müslümana zarar vermeyi istememek, kalplerimizi sürekli Müslüman kardeşlerimize karşı tertemiz tutmak. İşte bu kardeşler bir insanı daha dünyadayken cennet ehlinden olan, cennet amellerini yapan bir kul kılabilir. Yeter ki insan muvahhid olsun, Allah'a şirk koşmasın, tağutları ve tağutların kullarını reddetsin. Yani İslam dairesine girmiş olsun. Ondan sonra böyle güzel bir ahlakı kendinde bulundurursa Allah'ın izniyle o cennet ehlinden olan bir insandır. Şimdi kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara tanımış olduğu çok güzel bir fırsat var. Onun merhametinden, lütfundan Müslümanlara verdiği bir hak var. Lakin niyedir bilinmez, Müslümanların çoğu bu haktan gafildirler. Şimdi bizim Rabbimiz o kadar merhametli ki her gün gece ve gündüz iki defa kullarına nida ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki: "İnna Allaha yabsutu yadahu bil-leyli liyetube musi'un-nahar ve yabsutu yadahu bin-nahari liyetube musi'ul-leyl." Allah azze ve celle gece oldu mu ellerini açar, gündüz günah işleyenler tövbe etsin diye. Gündüz oldu mu ellerini açar, gece günah işleyenler tövbe etsinler diye. Yani Allah azze ve celle günde iki defa bize tertemiz bir sayfa açma fırsatı sunuyor. Günde iki defa sana böyle bir hak tanınıyor. Gündüz olduğunda, şimdi peygamber diyor Allah ellerini açar. Burada neyi anlatmak istiyor? Elbette ki biz Rabbimizin ellerinin olduğuna, bu onun sıfatı olduğuna yakinen iman ediyoruz. Bu ayrı bir konu. Lakin burada Allah Resulü'nün anlatmak istediği şey ne? Hani bir anne, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى, bir anne çocuğunu sevdiğinde, çocuğunun kendisine geri dönmek istediğinde, çocuğuna şefkat göstermek istediğinde ne yapar kardeşler? Biz şefkatimizi nasıl gösteririz? Kollarımızı açarız. Birini kabul ettiğimizi, kucaklamaya hazır olduğumuzu göstermek için kollarımızı açarız. Tabi Allah Azze ve Celle kulların fiillerinden münezzehtir. Bu ayrı bir konu. Rabbimiz niye ellerini açar peki? Kullarına siz günah işlediniz, benim rahmetimden kaçtınız, size tekrardan fırsat sunuyorum, size merhametimle muamele etmeye hazırım der Allah Azze ve Celle, kollarını açar. Şimdi biz Müslümanlarla beraber yaşıyoruz. Sürekli bir aradayız. Bazen bir kardeşimize kızıyoruz. Bazen bir kardeşimizin kalbini kırıyoruz. Bazen yaşanan bazı olaylar bizi üzüyor. Akşam olduğunda bu üzüntüleri, bu kızgınlıkları bir sonraki güne bırakmayalım. Gece evimize geldik. Allah Azze ve Celle ellerini açtı, biz tövbe edelim diye. Ya Rabbi diyelim, şu kardeşimle bugün aramda bu geçti. Ben sana tövbe ediyorum. Sana istiğfarda bulunuyorum. Benim kalbimi kardeşlerime karşı var olan kötü duygulardan arındır. Yani bir sonraki güne tertemiz bir kalple gidelim. Sabah oldu diyelim, gece aklımıza bazı düşünceler geldi, kalbimizi kirlettik, zihnimizi kirlettik veya eşimiz bir şey anlattı, çocuğumuz bir şey anlattı, Müslüman kardeşlerimize karşı kalplerimizin kirlendiğini hissettik, kızdık, öfkelendik, kıskandık, kibre düştük. Sabah tekrar gözümüzü açar açmaz diyelim ki, ya Rabbi, gece işlediğim bütün kötülüklerden dolayı sana tövbe ediyorum, sana istiğfarda bulunuyorum. Benim kalbimi kardeşlerime yönelik temizle, sevip razı olduğun kullarını bana da sevimli kıl, beni de kendine sevimli kıl diye Allah Azze ve Celle'ye duada bulunalım. Ta ki Rabbimize selim bir kalple kulluk yapan ve kıyamet gününde bu kalpten faydalanan kullardan olalım. Yine Peygamberimiz ne dedi kardeşler Allah Azze ve Celle'ye? وَاَسْأَلُكَ قَلْبًا سَل۪يمًا وَلِسَانًا صَادِقًا. İnşallah kalanını da artık bir sonraki dersimize anlatalım. Vaktimizi doldurduk, bayağı geç oldu. Allah Azze ve Celle bizleri Ramazan ayına eriştirdiği gibi bu aydan affa ve mağfirete uğramış bir şekilde çıkmayı bizlere nasip eylesin. Ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Hayyu, ya Kayyum, ya Zel Celali vel İkram. Bizleri bağışladığın, razı olduğun, sevdiğin ve kullarına sevdirdiğin kullarından eyle. Bizleri burada kendi evinde taatın üzere bir araya topladığın gibi kıyamet gününde evin olan Firdevs cennetinde bizleri bir araya topla. Bizleri burada taatın üzere bir araya topladığın gibi kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ham sancağı altında bizleri bir araya topla. Ya Rabbi, dünyanın doğusunda ve batısında yardıma muhtaç olan, zafer bekleyen, zulüm altında olan bütün Müslümanlara yardımcı ol. Rabbim, sen dünyanın doğusunda ve batısında ilahi kelimetullah için çalışan mücahitlere, alimlerimize, davetçilerimize, Müslümanlarımıza yardım et. Onların ayaklarını sabit kıl. Yardıma muhtaç oldukları yerde onlara yardım eyle. Onların kalplerini birbirine ısındır.
Onların aralarındaki ihtilafı gider. Onları sevip ve razı olduğun amellere muvaffak kıl. Onları razı olmadığın amellerde onlarla o ameller arasında bir engel ol. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.